Evet, seyrek nüfuslu bölgeleri bitirdik. Şimdi de sıra geldi yoğun nüfuslu bölgelere. Değerli arkadaşlarım, yeryüzünde nüfus ve yerleşmelerin dağılışını etkileyen en önemli beşeri faktör sanayidir. Biliyorsun, sanayi mıknatıs gibidir. Nereye kurarsan nüfusu oraya doğru çeker. Mesela haritaya baktığımda Amerika'nın doğu kıyıları, Batı Avrupa kıyıları, Japonya, Pekin'in olduğu yerlerde nüfus yerleşmeler fazladır. Peki neden buralarda nüfus yerleşmeler fazladır diye bir soru sorulduğunda cevabımız ne olacak? Sanayi ticaret fazla olduğu için. Aynı zamanda nüfus ve yerleşmelerin yeryüzünde dağılışını etkileyen en önemli doğal fiziki faktör ise iklim yer şekilleridir. Biliyorsun, iklim ve yer şekillerine uygun olduğu verimli tarım arazilerinde ve tabii ki yeraltı kaynakları bakımından zengin alanlarda nüfus yerleşmeler fazladır. Mesela Afrika'da Nil Deltası'nın olduğu yerde nüfus yerleşme fazla. Neden? Verimli olduğu için. Güneydoğu Asya kıyıları, ki Hindi Çin Yarımadası diyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse üçte biri burada. Burası biliyorsun felaketler bölgesi. Deprem, volkanizma, tsunami, kütle hareketleri, sel, taşkın gibi olaylar çok fazla yaşanıyor. Bu kadar tehlikeli olmasına rağmen neden buralarda nüfus yerleşme fazla? Bu geçmişte bir sınav sorusu olarak gelmişti. Cevabımız neydi? Verimli ve maden bakımından zengin olduğu için. Şimdi lütfen dikkat arkadaşlarım, söyleyeceğim şeyler sınavda soru olarak karşımıza gelebilir. Afrika'da nüfus ve yerleşmelerin en fazla olduğu yer neresidir? Gine Körfezi kıyısı, ki burada hangi ülke var? Nijerya. Nijerya biliyorsun Afrika'nın hem en kalabalık ülkesi, aynı zamanda en büyük petrol üreticisidir. Yani Gine Körfezi kıyılarında nüfus yerleşmeler fazladır, neden diye bir soru sorulduğunda yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğu için diyeceğiz. Ve Amerika'nın batı kıyılarında nüfus yerleşmeler azdır. Neden? Çünkü oralar dağlıktır. Kuzey Amerika'da kayalık, Güney Amerika'da Ant Dağları var. E bu durumda nüfus nerelere toplanmıştır? Amerika'nın doğu kıyılarına. Özellikle Kuzey Amerika'da Appalaş Dağları'nın olduğu yer Amerika'da en fazla nüfuslanmış yerdir. Güney Amerika'da ise burada Brezilya ve Arjantin'e ait başkentler vardır. São Paulo, Rio gibi. Dolayısıyla bir kez daha şöyle söylüyorum. Şu kısımda kayalık, bu kısımda Ant Dağları olduğu için nüfus yerleşmeleri az. Ama doğu kıyılarında nüfus ve yerleşmeler daha fazladır. Bununla ilgili sınavda soru karşımıza gelir. Peki nasıl gelir? İşte şöyle. Der ki, aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisi bulunduğu kıtanın en yoğun nüfuslu bölgesi değildir? Şimdi Kuzey Amerika'da nüfus yerleşmelerinin en fazla olduğu yer Amerika'nın doğu kıyıları, özellikle Appalaş Dağları'nın olduğu yerdir. Neden? Sanayi ticaret fazla olduğu için. Güney Amerika'da şu kısımda Ant Dağları var, nüfus yerleşmeleri az, ama burada Brezilya ve Arjantin'e ait başkentler vardır, nüfus yerleşmeler fazladır. 3 numaralı yer Batı Avrupa, İngiltere, Fransa, Almanya'nın olduğu yer, Avrupa'nın en fazla nüfuslanmış yeridir. 4 numaralı yer Afrika'da Gine Körfezi'nin olduğu yer, ki Afrika'nın en kalabalık yeridir. Ama 5 numaralı yere lütfen dikkat. Normalde şurayı tarasaydı burada nüfus yerleşmeler çok fazlaydı. Ama nereyi taramış? Himalayaların olduğu yeri taramış. Himalayaların olduğu yer nedir? Dağlıktır. Dağlık olduğu için nüfus yerleşmeler azdır. Böyle bir soru gelir ve çok can yakar. O yüzden cevabımız nedir? E şıkkı diyoruz.